Bak herkese icatlarını koymuş. Şimdi Çınar'ınkini de koyacaklar. Sergi yapmışlar. Ay şuna bak, ne güzel yapmışlar. Uzaylı. Yani yapmışlar bak, karbon. Allah Allah. Şuna bak, terazi. Ne yapıyorlar? Babalar, hepsi babalara yaptı. Allah. Biz kayınvalidemle pazara gittik. Bugün pazarımızı yaptık. Biraz kıyafet pazarını gezdik. Ondan sonra acaba pazarı gezdirdim ona. Dolandık. En sonunda pazarımızı yaptık. Geldik evimize. Şimdi pazarda ne aldım? Sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle şu kıyafet bölümünden almış olduklarımı göstereyim. Daha doğrusu Çınar'a ev ayakkabısı baktık yine. Bulamadık. En son aldım ev ayakkabısı arabalı. O cırt çıt çıt yeri yırtılmış arkadaşlar. O yüzden kullanılmayacak durumda. Yenisini almak gerekiyor. Bulamadık pazardan kafamıza göre. El sıvadan aldım dedik. Tabi uğrayamadık da el sıvaya. Şöyle arkadaşlar, Çınar eşime atlet aldım. Şu şekilde. Güzel yani, pamuklu kumaşı. Tanesi 5 liraydı. 2 sonra 3 4 20 liraya 4 tane şöyle atlet aldım arkadaşlar eşime. Ondan sonracıma Çınar'a da bir tane pijama takımı aldım. Yani daha doğrusu kayınvalidem aldı. Ama çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim öncelikle. 20 liraydı bu da. Şöyle üstü. Şöyle. Kumaşı falan çok güzel. Pamuklu bir kumaşı var. Kolları şu şekilde. Ben çok beğendim. Rahat rahat giysin. Diğer pijama takımları küçük geliyor artık. Böyle büyük pijama takımı yoktu. İyi oldu. Babaannesi alıverdi. Şu da altı arkadaşlar. Şu şekilde paçaları da. Aslında paçaları şöyle boğmalı olanlar daha çok hoşuma gidiyor benim ama o küçük bedenlerde vardı. Büyük bedenlerde yoktu. O yüzden böyle aldım. Şöyle içi de güzel arkadaşlar. Yani 4 mevsim bunlar. Yazın da giyebilir, kışın da giyebilir. 20 liraya da böyle pijama takımı alındı Çınar Bey'e. Pazar alışverişine gelirsek. Şöyle brokoli aldım arkadaşlar. Çok fazla abartmadım çünkü genelde ben yiyorum. Bunu yoğurtlu yapacağım. Haşlayıp sarımsaklı yoğurtlu. Şöyle baktım, yeşil yeşil görünce çok hoşuma gitti. Bir tane brokoli aldım. Sonra pırasa aldık. Pırasada börek yapacak kayınvalidem, açacak kendisi. Bir tane kereviz aldım arkadaşlar şöyle. Havuç aldım. Bu ne? Ha, kuru soğan aldım. Sonra bir tane yeşil soğan aldım. İki tane de şöyle güzel güzel maydanoz aldım arkadaşlar. Bu arada aklıma şu geldi. Kayınvalidem şey getirmiş. Şu kültür mantarına benziyor. Ama onlar buna melki diyorlar. Şu şekilde. Bu akşam yemeğin yanında bundan pişirecekmiş. Yani çok fazla yok. Şöyle az var. Ya buraya geleceği belli değildi. Bayağı vardı diyor ama bir kısmını pişirmiştim. Keşke pişirmeseydim diyor. Pazarda biraz daha baktık. Hani alalım da üstüne ilave yapalım diye bulamadık. Nerede kaldı? Şöyle arkadaşlar. Uf, çok ağır. 5 kilo portakal aldım. Göstereyim portakallarımı. 1 liradan da kilosu. Muza zam gelmiş. Geçen hafta falan, geçen hafta ve ondan önceki haftalar 4,5-5 liraydı. Şimdi 7 lira olmuş.
Şöyle muz aldım. 1 kilo. Bu muzu takipçilerime sormuştum nasıl muhafaza edeceğim diye. Onların söylediği gibi balkonda muhafaza et demişsiniz. O yüzden ben de balkonda muhafaza edeceğim. Bakalım kararımı, bozulma, çürüme olacak mı? Çok merak ediyorum. Balkona koyacağım. Ama üzerinde falan bir şey örtmem gerekiyor mu? Yoksa poşetiyle mi koymam gerekiyor balkona? Poşetsiz mi koymam gerekiyor? Vallahi unuttum ben. Yazmışız verdiniz onu bilmiyorum da. Limon aldım arkadaşlar. 1 kilo. Kilosu 3 liraydı. Şöyle. Başka da yok. Bu kadar. Başka bir şey almış. Yani evimin ihtiyaçları bu kadardı. Marulum var. Turpum var. Ispanağı daha dün de vesibim pişirdim biliyorsunuz. Gördünüz. Karnabaharı dün pişirdim. Gösterdim mi size? Göstermedim. Bugün de yiyeceğiz. Bayağı güzeldi. Kıymalı karnabahar pişirdim. Karnabahar da almadım o yüzden. Mandalinam var. Elmam var. Onları da almadım o yüzden arkadaşlar. Eksiklerimi aldım ve geldim. Şimdi bunları yerleştireceğim. Akşam dediğim gibi yemeğim var. Karnabaharım var. Mercimek çorbam var. Bir de işte bu o mantarı yapacağız. Yani kıymalı mı yapacak ben bilmiyorum nasıl pişirildiğini ama lezzetini biliyorum. Bir defa yemiştim çok lezzetli oluyor. Ondan pişirecek kıymalı yanına da. Ben de şey yapmak istiyorum. Gerçi dün kırmızı közlenmiş biberden. Bu arada dünkü menümü söyleyeyim size arkadaşlar. Dün kıymalı geldi. İşte belli değildi gelip gelmeyeceği. Bir anda belli oldu. Kıymalı karnabahar yemeği yaptım. Çok lezzetli oldu, çok beğendi. Yakup bile beğendi. İnanın karnabaharı sevmediğine rağmen, sevmemesine rağmen. Güzel mercimek çorbası yaptım. Ondan sonra acıma güzel bir kase yeşil salata yaptım. Kırmızı közlenmiş biber çıkardım. Yoğurtlu diyorum, sarımsaklı, zeytinyağlı. Onu yaptım arkadaşlar meze olarak. Biraz da ıspanağım vardı, onu da koydum. Öyle bir menüm vardı dün akşam. Bugün de yine karnabaharım var. Kıymalı karnabaharım var. Çorbam var. Yanına o mantarları yapacağız. Bir de diyorum ki şey yapayım. Yoğurtlu kereviz yapayım diyorum. Bir de yanına yoğurtlu kereviz yapacağım. Yarın büyük ihtimal ya yaprak sararız ya da şey yaparız. Börek yaparız. Kıymadığım açma börek yapıyor. Dedi pırasalı ben yapayım. 2 tepsi dedi. Bir tepsisinde bir kısmını dedi. Nofrozunu at. Daha sonra canınız istediğinde çıkarır yersiniz dedi. Ben de tamam dedim. Yarın ya börek yaparız dedim gibi ya şey yaparız. Ondan sonra da işte yaprak sarması yapacağız bir arada. Öyle. Şimdilik görüşürüz canlar. Öpüyorum. Arkadaşlar sizi. Merhabalar. Anneciğim ne pişiriyorsun? Melki. Melki pişiriyoruz. Böyle yıkadı. Annem bunları suyun içine koydu. Yani siz artık ne diyorsunuz adını bilmiyoruz ama biz Melki diyorlar Yakuplar. Artık ne kültür mantarı olarak mı geçiyor, ne olarak geçiyor ama öyle doğrusu değil mi? Hı hı. E salla. Kameraya. Ama pırasalı pişiriyor annem. Pırasalı çok lezzetli oluyormuş. Soğanla da olabilir diyor ama pırasalı da lezzetli oluyormuş. Böyle biraz salça, biraz pul biber koyacağız. Çıkarayım mı salça? Çıkar, şey salçası getsin. Biber de var. Var biber de var. Domates katmayacaksın. Ah. Böyle arkadaşlar. Ha? Pul biberim de var. Şurada. Pul biber. Bakalım bu kavrulsun biraz. Arkadaşlar melkimiz böyle pişiyor. Çok lezzetli, çok güzel kokuyor. Böyle aynı tavuk gibi arkadaşlar. Şöyle. Burada da benim dün yapmış olduğum kıymalı karnabaharım. Kayınvalidem dedi hepsini ısıtma kızım dedi. Zaten bu da var dedi. Ekmek de ısıtacağız şimdi burada. Biraz da çorba ısıttım. Bundan da biraz karnabaharımdan ısıtacağım. Dün yapmış olduğum çok lezzetli oldu arkadaşlar. Ondan sonra acaba biraz işte şöyle... salatam vardı. Dün işte güzel zeytinyağlı, sarımsaklı, sirkeli şey yapmıştım. Ondan da kalmıştı birazcık. Yani ben aslında farklı yemek yapacaktım ama kayınvalidem dedi kızım bunları çöpe mi atacağız dedi. Dünya kadar yemek var dedi. Böyle bunu da pişirdik yanında. Böyle yiyeceğiz şimdi. Güzel tahinli, cevizli kabak tatlısı. Kabaklarım vardı. Onları dünden ıslamıştım.
Bugün de pişirdim. Güzel üstüne tahin ve parça parça ceviz kattım. Bu şekilde servis yaptım. Şimdi eşim, kayınvalidem, ben yiyeceğiz. Ama ne yazık ki kötü haber. Kayınvalidem gidiyor arkadaşlar. Dün geldi, bugün gidiyor. İş yerinden aslında bir hafta izin vardı ama aciliyet iş gelmiş. Geri gitmek zorunda. Gerçekten olmadı böyle yani ama yapacak bir şeyimiz yok. Sağlık olsun. Şimdi tatlılarımızı yiyeceğiz. Gecenin saat 12.30'u 1'e gelmek üzere ve ben anca vakit bulabildim. Yorumların birçoğunu okudum zaten, cevaplandırdım. Birkaç tane yeni gelenler var. Onları okumaya çalışıyorum. Birkaç tanesine onların da cevap verdi. Ama şöyle bir şey yapacağız artık. Ne demiştik? Biz bir aileyiz. Biz burada her şeyimizi paylaşıyoruz. Çok derine inmeden, çok ayrıntıya girmeden, ki zaten hepimiz kendimizi bilen insanlarız. Ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Temizlik yapıyoruz. Şu an temizlik yapacağım ben. Nasıl temizlik yapacağım peki? Sizler çünkü çok bıktınız artık. Çok bunaldınız artık. Bunun farkındayım ben. Benim kırılgan bir yapıda bir kişi olduğumu biliyorsunuz. Gerçekten kırıldığımı, üzüldüğümü biliyorsunuz. Bu konulara hassas olduğumu biliyorsunuz. Ve bana çok kızıyorsunuz. Kötü yorumları okuma, umursama, salla gitsin, sil gitsin, engelle gitsin diyorsunuz. Ama ben ister istemez kendime engel olamıyorum. Ya videoda açıklama yapıyorum ya orada yani oturup hakkımı savunmak istiyorum. Çünkü yani haklı olduğumu düşünerek hakkımı savunmaya çalışıyorum. Cevap yazıyorum. Ama sizler kazandınız. Gerçekten sizler kazandınız canlarım. Ben bir temizlik yapacağım artık. Ev temizliği değil ama şöyle bir temizlik yapacağım. Herhangi bir videomun altına eleştiri demiyorum. Bakın arkadaşlar, eleştiri hepimiz yapabilirsiniz. Hepiniz yani. Kötü yanlarımı söyleyebilirsiniz. Eleştiri yapabilirsiniz. Ama çok kötü bir şekilde, hoş olmayan kelimeler kullanılarak, aşağılayıcı kelimeler kullanılarak yani beni sinirlendirecek şeyler kullanarak yorum yapan insanları okuyacağım ve direkt yorumunu sileceğim, engelleyeceğim. O insan bana bir daha yorum yapamayacak. İsterse şöyle bir şey yapabilir. Gidip kendine başka bir sayfa açar. Fake hesap diyorlar buna da. Tekrardan girer, tekrar bana yorum yapar. Yapsın, hiç sıkıntı yok. Tekrar sileceğim, tekrar engelleyeceğim. Tekrar sileceğim, tekrar engelleyeceğim. Yani benim burada şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Biz mutluyuz.
Gerçekten mutluyuz. Ben bunun farkındayım. Beni seven çok insan var burada. Bunun gerçekten farkındayım ben. Ve bunların içindeki 5 kişi, 6 kişi beni bıktıramayacak, beni üzemeyecek, kıramayacak. Ve bu stresli anları sizlerle paylaşmama izin, yani nasıl desem, paylaşmama, ne derler? Paylaşmamı sağlayamayacak yani. Ne sizler üzüleceksiniz ne de ben üzüleceğim canlarım. Bundan sonra ben beni sevenlerle, beni güzel bir şekilde eleştiren insanlarla pozitifliğimi, negatifliğimi paylaşabileceğim, yeri geldiğinde benim yanlışımı söyleyebilecek, yeri geldiğinde beni sevdiğini söyleyebilecek insanlarla ben vlog çekmek, paylaşmak istiyorum. O yüzden benim için bunu yapmak çok basit bir şey. Direkt yorum okuyup, silip, engellemek çok basit bir şey. Zaten çoğu YouTuberlar bunu yapıyor arkadaşlar. Direkt bir videosunun altına kötü yorum geldiğinde hiçbir şekilde, hiç umursamadan direkt silip engelliyor. Ve bu şekilde bir daha kurtulmuş oluyor insandan. Bir daha yorum yapamıyor o insan ona. Ben bunu yapmıyordum. Çünkü gerçekten içtenliğimden dolayı yapmıyordum. Cevap veriyordum, bir şekilde açıklama yapıyordum, ne bileyim, kendimin o anki haklılığımı söylemeye açıklama hissi doğuyordu bende. Neden böyle bir his doğuyor? Sanırım kişiliğinden kaynaklanıyor bu da. İnsanları umursadığımdan kaynaklanıyor. Ne kadar insanlar bana kötü yorum da yapsa demek ki umursuyorum ki açıklama yapıyorum ki sizlere bana kızıyordunuz. Bak umursuyorsun, açıklama yapıyorsun Çağla, yapma. Bundan sonra sizin dediğiniz olacak canlarım. Gerçekten ne umursayacağım, ne açıklama yapacağım. Direkt kötü bir yorum olduğunda, negatif bir yorum olduğunda eleştiri bak değil arkadaşlar. Eleştiri yapabilirsiniz ama her şeyin bir derecesi vardır yani. Ama burama kadar getiren bir yorum benim için eleştiri değildir. Beni üzen bir yorum eleştiri değildir yani. Aşağılayıcı bir kelime vardır orada. Hırçın bir konuşma tarzı vardır. Kötü bir konuşma tarzı vardır. O yüzden direkt ne yapıyoruz? Sil, engelle. Sil, engelle. Bundan sonra yolumuzu arkadaşlar güzelliklerle, mutluluklarla, pozitiflikle devam edeceğiz. İnşallah sizler benden güzel şeyler öğrenirsiniz. Ben de sizlerden güzel şeyler öğrenirim. Bundan sonra vloglarımıza bu şekilde devam edeceğiz. Bu kararı almış bulunmaktayım. Gecenin 12.30'unda. Çünkü artık kafamı artmak istemiyorum gereksiz elemanlarla. Benim için, beni seven, benim için gerekli olan o kadar çok insan var ki burada. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Şu gönlümden, kalbimden teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Büyüdükçe büyüyoruz arkadaşlar. Ben hep Çağla'yım. Hep aynı Çağla'yım. Ama beni değiştirmek isteyen insanlar var. Beni gazlamak isteyen insanlar var. Beni hırçın yapmaya çalışan insanlar var. O insanlara direkt ne yapıyoruz? Sil, engelle. Sil, engelle. Kötüler gitsin. İyiler gelsin. Diyorum sizi canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Ben işte birazdan yatacağım. Sabah görüşürüz. Yarın günüm var bu arada. Günden kareler çekebilirsem çekerim. Çekemezsem çekerim gerçi de. İnsanlarımı açılır okula götürüyorum. Hava soğuk değil ama yağmurlu. Çınar. Niye saklanıyorsun? Hafif hafif yağmur yağıyor. Şemsiye almadık ama ıslanacak kadar değil. Okula bırakacağım işte, oradan kızlarla Tuğçe'ye geçeceğiz. Gün Tuğçe'de bugün. Orada görüşürüz. Genelde bunlar... Şu iki öyle büyük barda. Şu masayı şöyle çekelim mi? Biz o masayı çok kullanmadığımızda. Çaya dikkat. Çekin anam, çek. Çekin baba. Biz geldik Tuğçe'ye arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi çay keyfi. Vallahi. Anam aldı. Beni çekmeyi çıkartacak değilim. Sen yaptın şey Rabia. Neyi konuştun? Bugün arkadaşım çok şıkkı. Gözlerini kapatsana mı makyaj ediyorsun? Eşim bana atıyor, ben ona atıyorum. Yemiyor yani. Yemiyor.
İkinizin de yemeği var. Evet, evet. Yaprak sarması. Bana o günden sonra bir gelin, gelin, çatalım yok, gelin. Tuğçe o günden sonra şey... Kız getirdim yedim. Kim çay, şeker alıyor? Dişlerim sarı gibi mi gene ya? Kahve içmekte. Benim de öyle oluyor. Ben aşkına... Merhaba canlarım. Çınar'a esvaya uğradım. Okul içinde giyebilmesi için bir ev ayakkabısı. Aradım yine Çınar'a çünkü en son almış olduğumun da şu böyle cırt cırt yerleri oluyor ya, orası kopmuş arkadaşlar ikisinin de. O yüzden tekrar değiştirmem gerekti. Esvaya girdim. Oradan ev ayakkabısı bakmak için girdim. Ama kafama göre bulamadım. Örgü olanlar vardı. Çok böyle gevşek gevşek duruyordu. Hoşuma gitmedi. Yani oradan ev ayakkabısı kafama göre bulamadım. Ama bunu buldum arkadaşlar. Ve çok hoşuma gitti. Bayıldım diyebilirim. Biliyorsunuzdur yani artık bunlar çok moda ve çocukların ayağına hiçbir şekilde su geçirmiyor. Ve sıcacık tutuyor. Kolay kolay da eskimiyor bunlar. Çok tatlı değil mi? Lisanslı arkadaşlar bunlar. Spiderman'li. Şu şekilde. Böyle bir bot aldım Çınar'a. Şuralar lastikli. Çekiliyor. Ve içi tamamen arkadaşlar yün, polor. Çok güzel. Böyle bir bot aldım. Botları vardı ama yani taba rengiydi. Geçen sene alınmıştı o botları. Biraz böyle değişik giysin diye. Biraz daha böyle havalı bir şey olsun istediğim için. Bunları almak istedim ve aldım. Oluşumu şu şekilde. Sonra Spiderman'li bir de çorap aldım. Aslında Spiderman'li Esva'dan çorapları vardı ama 1 liraymış. Bunu da almış bulundum. Bunu Esva'dan almadım. Tabii çorapçıdan aldım. Öyle yolumuzun üstünde. 1 liraymış arkadaşlar. Bir tane Spiderman'li çorap aldım. Yarın bunların ikisini giydiririm. Sonra ev ayakkabısı olarak da arkadaşlar Esva'nın hemen yan kısmında çok büyük bir ayakkabıcı var. İsmini her defasında unutuyorum ama Edremit'in bayağı meşhur bir ayakkabısı diyebilirim. Bu şekilde ters mi bunlar böyle? Ters gibi sanki. Yo değil. Şu birazcık böyle şey geniş gibi duruyor. Numaraları mı farklı? Yo aynı numara. Şu şekilde arkadaşlar. Okulda giymesi için bu sefer böyle bir şey aldım. Yani cırt cırtlı aldım, kullandı, olmadı. Normal Esva'dan şey aldım. Kenarları şöyle lastikli, hiçbir aparatı olmadan giyip çıkarılan bez ayakkabılardan aldım. Arkadan ayakları çıkıyormuş, olmadı. En son deniz ayakkabısı aldım, giydirdim. Bildiğiniz şu plastik deniz ayak plaj ayakkabıları var ya. Onlardan verdim. Olmadı arkadaşlar. Onlar ayağını terletiyor Çınar'ın. Hoşuma gitmedi. İçime sinmedi. Artık bunları aldım. Umarım memnun kalırım. Diyorum. Çok güzel oldu ayağına. Şöyle şuralarında böyle bir desenleri var. Renkli renkli. Sarı, yeşil, kırmızı, pembe. Böyle gri, siyah. Renk tonları falan çok hoşuma gitti. İçi de böyle arkadaşlar sıcacık. İçi yumuşacık. Altı da böyle normal ayakkabı. Ayakkabı tabanı var. Ama çok rahat. Yani çok rahat hareket edebilecek. Yani puf yani işte. Okulda giymesi için de bunları aldım arkadaşlar. Böyle bir alışveriş yaptım. Yalnız şunlara bayıldım. Sanki kendimi almışım gibi, kendim giyecekmişim gibi o kadar mutluyum ki bir an önce yarın olsun da şunları giydireyim diyorum. Şöyle burası kumaş gibi. Alt kısmı da. Bunlar yağmur ayakkabısı falan değil bu arada arkadaşlar. Bunların aynı modellerinde yağmur ayakkabısı olan vardı. Bunlar daha çok şey böyle hani kar botu tarzında ama kar geçirmiyor, yağmur geçirmiyor. Yani normal kış sezonunda giydirebileceğiniz bir bot. Yani Çınar'ın okulunda aslında hemen hemen bütün çocukların ayağında bunlardan görüyorum ben. Hem lisanslı olduğu için çok şık duruyor. Ben de heves ettim, aldım. Sağlık olsun. Böyle. Hadi bakalım, evet, görüşürüz. Biz şimdi alışveriş merkezine gidiyoruz.
hem cumartesi günü Çınar'ın arkadaşının doğum günü var. Ona bulabilirsek bir hediye bakacağız. Hem de Çınar Bey'e bir sözümüz vardı. İşte oyuncak araba bakacağız bakalım. Karanlık akşam. Giydirdim Spiderman'lerini. Gözükmüyor tabii şu an. Çok tatlı oldu. Dar paçalı kotunu giydirdim. Altına da Spiderman'li botlarını giydirdim. Böyle arabamıza doğru gidiyoruz şimdi. Tamam aşkım. Arabasını aldık, kumandalı arabasına. Eymen'e de oradan hediye aldık. Böyle biraz oturduk. Çünkü çok soğuk hava. İşimizi hallettik. Hediyemizi aldık. Çınar'ın da hediyesini aldık. Çınar artık kotayı doldurdu yani. Spiderman'li çizmeleri aldık. Okul ayakkabısını da aldık. Kumandalı arabasını da aldık. Eymen'in de hediyesini aldık. Artık gidiyoruz. Dışarıda soğuk bir hava var arkadaşlar. Bugün bayağı bir yağmur yağdı yine. Arabamıza doğru gidiyoruz. Dışarıdaki birkaç parça daha bir şeyler çekmiştim ama tam vlog çekerken arkadaşlar şarjım bitti. Kapandı telefon yani. Yapacak bir şey yokmuş, hayırlısı.
Bir uyku bastı beni var ya canlarım, anlatamam, böyle üstümde bir yorgunluk var sanki. Eve geldik, bir kahve yaptım içtim. Merdam'la. Bir kahve daha içmeyi düşünüyorum ama uykum kaçar diye içmek istemiyorum. Çınar'ı yatırdım. Bayağı bir oynadı kumandalar arabasıyla. Ondan sonra cama yatırdım. Şimdi onun masalını okudum. Her gün değişik bir masal okuyoruz. Bazen bir ara böyle tutturuyor. Mesela 3 köpek yavrusu diye bir masal var. Allah'ım gına geldi, artık ezberledim. Artık hiç okumuyordum. Sadece sayfaları çeviriyordum yani. Ezbere söylüyordum. 1-2 hafta boyunca hep onu okumamı istedim. Şimdi değiştirdik bugün. Dün şeyi okumuştuk. Çok affedersiniz canlarım var ya. Fareli Köy'ün Kavalcısı mıydı? Onu okuduk. Bugün de işte şeyi okuduk. Köy faresiyle şehir faresi mi? Öyle bir şey. Farelerden gidiyoruz. Onu okudum. Ondan sonra yattı Çınar işte. Şimdi hala şarkı söylüyor. Tabii. Ben de mutfakta aslında bulaşık makinemde biraz işlerim var. Birkaç yerleştirmem gereken bulaşıklar var. Yani makineme kirlileri yerleştireceğim. Sesim gitti. Eşim de gelirken marketten şey aldı, mısır aldı. Göstermek istiyorum size. Çok hoşuma gitti ambalajı. Çok tatlı değil mi? Bu yayla markasının şu kenarında şey var, şöyle. Yerli mahsul. Yerli. Yeni mahsul diyor. Şuradaki özellikle resim çok hoşuma gitti. Her neyse, ben saçmalamaya başladım. Halsizlik var. Yarın işte sabah kalkarım. Büyük süpürgeyle bir evi süpürmek istiyorum. Silmek değil de. Ay, nazarlara geldim canlarım. Canlarım. Uyku basıyor beni. Videomu kapatmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Canlarım, bir tanelerim. Hepinizi çok öpüyorum. Lütfen videomu beğendiyseniz, ki bunu söylemeye gerek bile yok artık. Sizler beğen tuşuna da basıyorsunuz. Abonesiniz de zaten. Ama kanalımla yeni karşılaşıyorsanız, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yarınki vlogda görüşmek üzere.